Hızlı girelim mi şuraya be? Yürüyelim hızlıca arkadaşlar bakın. Evet, süper. Dostlar merhaba. Bugün sizlere Peugeot 208'i tanıtacağız. Dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince. Fransız markası Peugeot'un son yıllardaki yapmış olduğu atılımı herkes biliyordur. Gerçekten motor ve şanzıman anlamında kendisini geliştirdi. Tercih edilir bir marka haline de geldi. Peugeot 208, 8 ileri EAT 8 otomatik şanzımanla sunuluyor. Bir üst yani 308'de ve diğer modellerinde beygir biraz daha fazla. Bunda sınıf küçük olduğu için 100 beygir olarak tutmuşlar aracı. Üst silindir. Şimdi gelirken de kullandım. Gerçekten çok atik bir araç. 0-100'ü 11 saniyeye yakın. Aracın tasarımı gerçekten güzel. Detayları da zaten göreceksiniz. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi lastiklere bakalım. Lastiklerimiz 195, 55, 16. Lastikler 16 jant. Yani sınıfına göre büyük bir lastik. Yol tutuş olarak ben aracı beğendim. Dışarıdan baktığınızda küçük. Tabiri caizse fındık kadar bir kasası var ama gerçekten hoşuma gitti. Hoşlandığımı söyleyeyim. Arkadan bakıyorsunuz tasarıma. Farlar bu şekilde LED. Arka stoplar çok güzel. Yine kaplarımız burada. Peugeot logomuz burada. Bu araç orta paket. Toplam 6 paket var. Allure paket bu araç. Cam tavan yok bu araçta. Hız sabitleyici, F1 vites tarzı istenen özellikler var. Şanzıman 8'leri demiştik. E-toggle vitesle şanzıman sunulmuş. Toggle vitesle kullanıyorsunuz. Ön tasarımda panjur yine standart. Artık Peugeot'un alışılagelmiş panjuru. Son 2 yılda sanırım 2022'den ya da 21'den beri bu şekilde geçti. Hiçbir hata olmaz. Farlarımız yine kaplan dişlerimiz burada arkadaşlar görüyorsunuz. Tasarım çok güzel. 208 yakıt olarak ortalamada 4 litre bir yakıt yakıyor. Karma sade 4.5-5 diyelim. O da en fazla verilerde 4.1. Bu aracın 44 litre deposu var. Yani şöyle söyleyeyim. 1000 gibi gözüküyor ama 800 kilometrenin kesinlikle üzerinde yol yaparsınız. Aracı açtığınızda size karşılayacak detaylardan birisi buradaki yeşil çizgiler. Bunun farklı rengi var mı onu bilmiyorum. Ama burada yeşil çizgiyi koymuş. Hoş durmuş. Araç rengine de uymuş. Buradaki dikişler de yeşil. Şimdi başlayalım. Kapımız plastik buralara. Buralara geçtik. C segment araç. Onu göz ardı ediyoruz. İçine oturduk. İçine geçtiğimizde arkadaşlar 208'in içine oturduğunuzda stoptayız şu an. Stoptayken daha iyi düzeltelim. Stoptamayız. Evet. Şu an stoptayız. Pardon. Biraz önce araç çalışıyordu bu arada. Çok sessiz. Onu söyleyelim. Bakın şuralardaki tutamak şeyler böyle bir tutamak gibi olmuş. Sıra dışı görüyorsunuz. Bence çok güzel olmuş. Dörtlü flaşör grubu sağda solda bu şekilde. Direksiyon zaten bebeksi bilirdir. Direksiyon bebeksi. Gebek çok güzel. Kornamız dat dat. F1 vitesimiz burada. Görüyorsunuz çok güzel bir tasarım var. Şöyle bakıyorsunuz. Toggle vitesimiz burada arkadaşlar. 8'leri otomatik manuel mod burada. Park konumuna buradan basıyorsunuz. Gerisi ilerisi falan burada. Elektronik park freni mevcut. Tuş modları tuşumuz var burada. Bakın şöyle arkadaşlar. Burada 2 bardaklık var. Burada küçük bir kol dayama gözü var ama çok derin. Kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Buradan bir dörtlü flaşörü kapatalım. Aracımızda şöyle start stop tuşumuz var. Bakın bastık. Araç şu an 2023 model ve 763 km'de yeni bir araç. Ya gösterge dizaynı çok güzel. Bu arada camları şöyle bir açalım. Hava çok sıcak. Buradaki görüyorsunuz uçak kokpiti gibi. Bunu 3008'de başladı Peugeot. Tuşlar, konumlar burada arkadaşlar. Bayağı hızlı işleyen bir kliması var. Buradan müzik açabiliyorsunuz. Yani kumandası burada. Ses sisteminin. Vitesimizi geriye alalım. Görüyorsunuz. Geri görüş kameramız mevcut. Artık Peugeot bunu standart hale getirdi. Hatta biraz geri geldiğinizde bakın şurada göreceksiniz. Bakın. Burada şu an şey yapmadı, açmadı. İç boyutlu olarak 360 kamera da var. Ben bakın ne yapıyor özellik olarak mesela. Modlar değişiyor. 180 derece görünüşe geçebiliyorsunuz. Manevra başlamadan evvel etrafı kontrol et falan. Dokunmatik çok iyi değil arkadaşlar. Dokunmatik de biraz böyle bir basınca mı geçmiyor ben tam anlayamadım ama. Ya da navigasyon olmayabilir. Bakın gösterge şeyleri park alırken toggle'da direkt basıyorsunuz arkadaşlar. El freniniz kapalı bile olsa yani kırmızı da olsa devrede bile olsa gaz verinizi direkt devreden çıkıyor. O da güzel bir özellik otomatik olarak. Hold sistemi var. Direksiyon elektrikli zaten çok yumuşak. Yani bayağı güzel bir direksiyon var. Ya buradaki malzemeler yumuşacık. Çok güzel. Burada bakın yine Peugeot yazı detayımız var. Buralarda sert gibi gözüküyor ama buradaki
Bu karbon malzeme de bakın yumuşacık, görüyor musunuz? Yani bu hissiyat bu sınıf bir araç için, bakın şöyle 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 bastırayım. Çok güzel. Bu tasarımı beğendim. Burada bakın bas çek var. Bas çekin içerisinde arkadaşlar göz var. Burada USB girişi var şarj için. Burada farklı bir şarj soketimiz var. 12 volt girişimiz burada var. Buranın kapanıyor olmasını isterdim. Komple kapanabilirdi. Kapanmıyor. Buralar zaten böyle bu şekilde güzel arkadaşlar. Parlak. Uzun vadede güzel duracağını düşünüyorum. Kolay kolay çizileceğini düşünmüyorum işin açığı. Buralar falan dediğim gibi yumuşacık bayağı. Buralar yumuşak. Burada sertlik başlıyor. Bu da normal. Kapılar buralar deri malzeme. İmitasyon deri. Bu gözleri yeterli olduğumu söyleyebilirim. Şimdi ön taraf bu şekilde. Sunroof cam tavan yok demiştik. Aydınlatmalara bakalım. Bunu LED yapabilirdik. Üst paketlerde olduğunu düşünüyorum. Bunda olmayabilir. Burada mesela orta pakette olsa konulabilir. Koymamışlar. Olabilir. Altı paket var. Bu üçüncü paket. Şu an araç çalışıyor arkadaşlar. Burada şerit takip sistemimiz, off tuşumuz falan var. Şerit takip de var. Çok güzel. Şimdi şu 1-2 motoru bakalım. Bir açalım. 3 silindirlik bücür. Ama performanslı bücür. Ne kadar bir büyüklükte duruyor ona bakalım. Bakın görüyorsunuz. Motor bu şekilde. Yani tısır tısır böyle maşallah. Tısır tısır tık 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 çalışıyor yani. Çok güzel sessiz bir motoru var. Ya şu kolları bütün markalarda Instagram ederim artık. Bu şekilde kol koymayın. Kir kolu yapın. İnsanlar rahat olarak bunu kullansın. Araçta ne görüyoruz? Kapot altı muhafaza yok. Üst pakette olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi aracın etrafından bir de arkaya geçelim. Arka tarafa bakalım. Arka taraf dar. Bu araçtan ne bekleyeceksiniz? Şimdi bu araç 4 kişilik standart bir araç ve C sınıfı küçük hatchback. Burada yine 2 tane USB girişi koymuş. Çok güzel. 2 kişi sürücü için ayrı. Arka ekranlar sistemi yok. Önden bakıyorsunuz. Arkadan önü çekiyorsunuz. Bu şekilde gözüküyor. Şık bir tasarım var. Burada bu arada kol dayamanın kaydını da gösterelim. O da güzel. Şöyle arkaya bir oturalım. Koltuk bana göre ayarlı. Manifold günlüklerim olarak kapıyı kapatalım bir bakın. Yani dizler burada. Dizler burada. Yapacak bir şey yok. Bu araç küçük. Yapacak bir şey yok. Fena değil. Oturum olarak. Şöyle şıklığı gösterelim. Tavan malzemesine bakalım. Orta kaliteli bir malzeme. Arka tarafta bu şekilde. Arkada buradan inen bir kol tabii ki bu sınıfta yok. İnelim bir de bagaja geçelim. Evet. Pardon. Bagajımıza geldiğimizde bagajımız buradan açılıyor. Bakıyorsunuz. Aracın sınıfına göre, yani şuraya şöyle bir tatile giderken 2 kişi ya da 4 kişi bir büyük valiz. Bir de yanına küçük valiz, üstüne de elbise askısını falan koyabilirsiniz. Araç için sınıfına göre ideal. Otomatik bagaj kapanma yok. Allure pakette. Aracımız bu şekilde. Üçüncü stop lambamız yine burada. Beyaz, kırmızı yanıyor. Silecek falan böyle küçük, sempatik. Arka park sensörümüz var. Görüyorsunuz. Köpek balığı sırtı anten var. Ama köpek balığı sırtı değil. Anten şey, çubuk. Bunda şu an takılı değil anten. Buradan çubuk oluyor. Takılı değil. Böyle bakın. Şimdi şöyle de göstereyim size. Ne düşünüyorsunuz araç hakkında? Araç bence tarz olarak güzel araç olduğunu düşünüyorum. Bir de sarı rengi ticari taksi gibi değil tabi. Renk biraz daha özel. Ticari taksi rengi gibi değil. Güzel bir renk. Bir de bakalım yol testinde Peugeot 208 bu küçük bücür, bu küçük sempatik dev diyelim. Bücür ama yani ben biliyorsunuz her markaya sempati duyan bir insan değilim ama bu tip 1-2 motor ve 8 ileri EAT8 şanzımanla kombine edilmiş araçları gerçekten beğeniyorum. Abi kornaya bastı. Sinirlendi herhalde başkasına. Araç bu şekilde. Koltuk kalitesinde geçmeyelim. Koltuklar bakın bu şekilde kumaş. Burada deri var. Tasarım güzel olmuş. Kafalıklar güzel olmuş arkadaşlar. Yumuşacık. Airbag falan burada görüyorsunuz şeylerde. Böyle. 208 bu. Bir de yol testi yapalım bakalım. Nasıl göreceksiniz, bulacaksınız aracı. Evet dostlar, bir de test sürücüne çıkalım. Bu arada anahtarımızı gösterelim. Peugeot çekimlerinden gördünüz. Standart Peugeot anahtarı. Start tuşumuzda startımızı yaptık. Şimdi biraz basılı tutuyorsunuz. Emniyet kemerimizi takalım. Klimamızı açalım. Bu toggle'a alışana kadar insan biraz zorlanıyor. Toggle vitese. Buradan klima kumandamızı şuradan bakın şey yapabiliyorsunuz. Böyle düşürebiliyorsunuz. 15, 16, 17, 18 derece. Yapalım. Şuradan da fanımızı biraz düşürelim. Evet. Çıktık
arkadaşlar test sürüşüne. Şimdi çekim alanımıza gelirken gerçekten aracın keyifli olduğunu gördük. Daha önceden bir 308 videom vardı. Onunla aynı motor ama onun beygiri yüksekti biraz daha. Bunda hızlanma 10,5 saniye kadar 0-100'ü. Ama araç kendini çok iyi topluyor. Direksiyonda yine derinlik ayarı, yüksek ayarı arkadaşlar görüyorsunuz. Hepsi var, mevcut. Artık araçların çoğunda koyuyorlar bunu. Şerit takip sistemimiz var. Evet, şu anda şu göstergenin konumlanması çok güzel, bakın. Böyle üst üste katman katman böyle üç boyutlu bir gösterge var. Çok güzel arkadaşlar. 7 ileri şu an 8'e aldık vitesimizi. Bakın 8. viteste kaç devirle gidiyoruz? 2000 deviri bulmuyor şu an 109'da. Gerçekten çok güzel. Aracın süspansiyonunu söyleyelim. Süspansiyon beklentimin üzerinde yumuşak. Yani biraz daha sert bekliyordum. Yol tutuş olarak da baktığınızda aracımızı şu an mesela böyle bir sağ sol yaptığınız zaman bakın araç kendini salmıyor, yayılmıyor böyle. Güzel. Silecek çalışmasına bakıyoruz. Çok sessiz. Güzel, sempatik küçük silecekleri var. Piskelerimiz güzel fışkırtıyor. Yol tutuş olarak direksiyon konumlanması bakın çok güzel. Burada yine buna ne diyorlardı malzemeye? Piyano bilek. Piyano bilek, evet, unutuyoruz bazen. Piyano bilek diye, hatta biraz İngilizvari söyleyelim. Piyano bilek malzeme var. Güzel duruyor. Direksiyonu ben mesela böyle kullanmayı seviyorum arkadaşlar. Araç direksiyon altta olacak. Kucağımda olacak. Çektim şu an. Yani şöyle koltuk konforunu söyleyelim. Koltuk konforu benim Opel'de kullandığım bazı araçlarda rahatsız edici bir koltuk var. Opel olarak, Opel üzerinde söyleyeyim. Güzel, konforlu bir koltuğu var. Rahatsız edici değil. Kol dayamanın konumu güzel. Şu anda bakın araçta 135 kilometre şey gösteriyor. Kat edilebilir mesafe gösteriyor şu anda. Yine trafik levhaları ile ilgili grafikler mevcut. Bunda navigasyon var mıydı, bastım ama navigasyon donanımı yok. Evet. Alır pakette navigasyon donanımı yok. Daha üst paketlerde var demek ki. Burada şey var. Herhalde yüklü türüyor sonradan ki koymuşlar. Yine park yardımı falan onlar var. Lastik hava basınç algılaması var bakın. Şerit takibi şu an ne yaptı? Devreye girip geri çıktı şerit takibi. Bakalım şu an muhtemelen şeyden dolayı mı acaba diyeceğim. Bakalım. Evet, şu an girdi şerit takip devreye. Şerit takip devrede. Evet, ikazımızı da verdik arkadaşlar. Şerit takip devredeyken turuncu ışık kapalı oluyor. Soldaki tuştan kapatıyoruz. Şimdi bir hız alalım şöyle bakalım. 4. vites. 106, 110. Ya maşallah. 3 silindirle bu kadar gider bir araba. 130. 4 değil sağlam. 150. Hatta şurada bakın drive modları var. 160'a geldik arkadaşlar. Trafik müsait değil. Yavaşladık. Şöyle hafif sağdan kontrollü bir şekilde sağa geçtik. Çok güzel ya. Yani hızlanma gerçekten çok güzel. Normal mod bakın. Sürüş modları. Eco mod. Şerit takibi de güzel yani. Eco. Bir de ne var? Normal. İki mod var arkadaşlar. Spor da var. Pardon. Spor. 3 tane mod var. Şu an spor moddayız. Böyle gidelim. Devam edelim mi? Şu an spor moddayız. Bir de spor modda bakalım nasıl kükreyecek. Şey var, spor modda egzoz sesi direkt değişiyor. Bakın. Resmen katman kükremesi gibi değil mi? Yani spor modda çok güzel ya yani. Bakın. Çarpışma ikaz var yine. Yakında engel var. Başta yaklaşınca kırmızıyı veriyor. Biraz geride kalınca da sarıya dönüp yakında engel var diye arkadaşlar. Bakın şu an bir hızlanalım. Spor mod, topa gaz. Vitesimiz şu an halen 4'te. Bir 5'e çekelim bakalım. 5'e aldık. 150. 6'ya çektik. 155. 160. 164. 167. Geri 5'e aldı arkadaşlar. Biraz şey yaptı devirlenmek için. 175. 176, 5. vites. Daha 8'i var bunun. 180. Evet, yavaşlıyoruz. Frenleme, yumuşak bir fren var araçta. Frenlemesi de gerçekten güzel. Tabii 208'i yani alır ya 208. Güzel araba yani. Gerçekten çok hoş bir girişi var. Vites girişlerini hissetmiyorsunuz. Jaguar var önümüzde, elektrikli Jaguar. Bakın şu an yakında engel var, veriyor, turuncu yakıyor hemen.
Buradan bir dönelim. Şöyle bir hızlı girelim mi viraja? Su başına. Evet, şuradan hızlıca bir giriş yapalım. Bakın şurada yol bağlantısını hızlı geçtik mesela. Öyle bir sarsıntı, ani şey yapmadı. Hızımızda hemen durabildik. Şuradan geçelim, pardon. Burası ters olacak. Arkayı kontrol ettik. Evet. Hızlı girelim mi şuraya be? Giriyorum hızlıca arkadaşlar, bakın. Evet, süper. Yani yol tutuş olarak da gerçekten virajda gördünüz. Bayağı yattık ama çok güzel girdik. Gerçekten güzel girdik. Yaralayın önce şimdi. Arkadaşlar, Peugeot 208 beni kullanıcısı olarak etkiledi. Küçük sınıf bir araç olmasına rağmen ben genelde büyük araç severim ama gerçekten etkileyici bir kullanım konforu var. Ve spor modda devamız. 120, 4. vites. Eğer şey yapmazsa, trafik müsait olursa bir 200'ü zorlayacağız. 140, 145, 150, 5'teyi sağlayan, 157, 160. Ve tabi 1-2 de biraz şimdi hızlanma 1 kilometreden sonra biraz azalıyor, yavaşlıyor. Yok arkadaşlar, risk almayalım. 170'lere geldik yine. Evet. Gerçekten çok keyif aldığım bir araç olduğumu söyleyebilirim. Bir de şey var, biraz önce fark ettim. Karanlığa girince kapattı herhalde. Öyle evet, gördüm. Evet. Kapattı ekran arkadaşlar karanlıkta. Hani sürücüyü gözüne almasın diye onu da yaptı. Şimdi şu şeyi bir daha gösterelim size. Şerit takip, bakın direkt devreye giriyor. Yani bazı markalara göre Peugeot bu şerit takibi, daha önceki videolarımı izlerseniz görürsünüz. Şerit takibi ustaca kullanabilmiş. Bakın direksiyon simidi, tut ikaz veriyor şu an. Tutmazsak fren yapıyor mu? Sadece yola çekiyor. Yola çekiyor. Fren yok değil mi? Dörtlü yakıp sağa çekme yok herhalde. Onlar daha paketlerinde olabilir. Halen diyor simidi tutun diyor. Tuttuk bakın. Tamam, şu an çıktık. Yok güzel ya, ben çok hoşuma gitti yani. Ben işin açığı, samimiyetim biliyorsunuz, hoşuma gitmeyen arabayı, hani buradaki markayı övmek gibi bir derdim de yok. Beni tanıyanlar biliyorlar. Hoşuma gitmeyen arabayı hoşuma gitmediyse eleştiririm kardeşim yani. Söylerim çünkü insanlara burada bilgi vermeye çalışıyoruz. Maddiyatta işimiz zaten yok. O yüzden bakın şimdi aniden yavaşlayıp durduk, duruyoruz, yavaşlıyoruz. Bakın şimdi yaklaşalım biraz daha. Evet. Şu an yavaşta olduğumuz için sensörler şey yapmadı. Hop. Bir de şeyi fark etmişsinizdir belki izlerken. Evet. Aracın yaylanması biraz daha üst segment, D segmente doğru kayar bir yaylanma var. Yani böyle hop pat yok. Yani şöyle söyleyeyim. Süspansiyon olarak Volkswagen Golf ya da Volkswagen Polo'nun da yumuşak süspansiyonu tarzında bir süspansiyon var. O yönden de aracı söylemeden geçmeyelim. Bu hoparlörler burada konumlandırılmış. Bunlar şık olmuş. Aracın işte buralar siyah komple. Tavan buralar gri olmuş. O da güzel olmuş. Tasarıma tam not veriyorum. Navigasyonda biraz dokunmatikte hafif böyle, bakın biraz şey var. Biraz böyle bastıktan sonra geç alma var. Bir saniyelik kadar. O da normal. Sonuçta segment olarak C segmentte dediğim gibi. Hemen sarmıyor şey yaptığınız zaman da araç. Patiye sarmıyor bastığınız zaman. Bir de ileride 0'dan 100 yapalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. 0-100'e 10.5'tu bakalım. 10.5'ta muhtemelen çıkarız. Çünkü çok kükrüyor ya. Yani. Araç gerçekten kükrüyor. Şurası müsait gibi. Arka tarafı kollayaraktan duralım. Evet, şimdi dörtlümüzü açalım arkadaşlar. Şimdi arka taraf boşalacak. Evet. 1, 2, 3 tapa. Spor mod topa, tapa. Biraz sardı tabii teker. Toprak da vardı biraz. Evet, 75. Şanzıman geçişleri tapa gaza rağmen çok güzel. Spor konuma rağmen, moda rağmen. Evet, 108. 100'e geldik. 0-100'ümüzü, maksadımıza ulaşmış olduk. 0-100'ümüzü yaptık arkadaşlar. Gerçekten ben aracı beğendim. Bir dahaki çekimde başka markalar ya da başka otomobillerle görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.